Merhaba arkadaşlar. Tığ Oyaları Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanal abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonun da tümü yazan yeri aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Evet bugün yine bu hardar sarısı rengi tülbentime. Bakın reyyan marka tek rengi. çok tatlı bir rengi var. Çok kolay bir model hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle e, şu şekilde. Hürrem boncukları tek sıra giden bir model olacak. Şöyle içine inciler karışmış arkadaşlar. Bu modelden çok güzel seveceğiniz hemen bitecek güzel bir model olacak. Evet. Şöyle modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle ipimi tığıma tutturarak başlıyorum. Köşe kısmından bir parça yer bırakıp Şöyle tığ battının içine de sık iğne ile girerek başlıyorum. Bir zincir çekip ipimi hafif uzatıp buraya küçük bir örümcek yapacağız. Şöyle örümceğimizin boyutu bu şekilde. İki defa tığımı doladım. İki tane tığ battı bırakıp şöyle bakın 1 2 2 ve iki alarak bu şekilde bu boyutta bir trabzan yaptım. Üç tane zincir çekiyorum. Buraya minik bir kirpik oluşturduk. Bu kirpik bizim sonra çok işimize yarayacak. Ve geri kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 Şöyle 2 3 4 5 ve 6 7. yuvada yapacağız. Trabzanı yapmış olduğumuz yuvanın içine 7. tığ battımı bu şekilde sabitliyorum buraya şu şekilde bir trabzan yapmış olduk yine bir zincir çekiyorum dibine küçük bir örümcek yapıyorum ilk örümcekle aynı boyutta şöyle küçük bir örümcek yaptım iki defa tığımı doladım bir iki tığ battı atlayıp 3. tığ battı ya şöyle bir iki, iki iki ve iki tane alarak dört seferde çektiğim bir trabzan Şöyle bu trabzanın için 6 tane sık iğne rahatlıkla sığsın. Bir zincir çekiyorum. Demin gösterdiğim bu hürrem boncuğun şöyle ters tarafından girerek sık iğne ile bakın şöyle iki boncuğun arasına gelecek şekilde sık iğne ile sabitledim. Ve 4 zincir çekerek yuvalar hazırlayacağım. Bakın her bu boncuğun arasına girip bu şekilde yuvalar hazırlayacağım. 4 zincirden oluşuyor yuvalarımızda şöyle göstereyim 3 4 zincir bu hardar sarısına yapmamın sebebi de şöyle papatya gibi gözüksün 1 2 3 ve 4 zincir buraya sık iğne ile sabit bakın ortada bir tanesi kaldı bu şekilde bir tane bırakıyoruz dört tane de bu şekilde yuva oluşturduk hemen bir zincirimi çekip şöyle bakın yine hala ters tarafındayız bu üç zincirle tomurcuk yapmıştık oraya bu şekilde sabitliyorum bir zincirle de düz yüzüne döndüm hemen bu ilk yuvanın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip şöyle bakın buraya bir geçiş yaptım 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi kirpik oluşturdum. Aynı şekilde yine 5 zincir. 5 zincir kirpik oluşturdum. 3 4 5 zincir. Yine kirpik oluşturdum. Evet 3 tane bu şekilde kirpiği oluşturduktan sonra diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. 5 zincir sabitliyorum. Yine beş zincir. Tekrar 5 zincir. Yuvanın içine girip sabitledim. Sıradaki yuvanın da içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. Bu ilk ilkirpim. 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Sık iğne ile geçiş yaptım. 5 zincir çekiyorum. Tekrar 5 zincir. 5 zincir. Sabit. Şimdi bu geriye kalan trabzanımız vardı. Bir zincir çekiyoruz yine dibine. Onun içine giriş yapıyorum. Bu şekilde. Bu 6 tane sık iğneyi yine trabzanımıza yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. aynı yuvanın içine Sık ile girerek sabitliyor. Şöyle bakın, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yapımı dediğim gibi gerçekten çok kolay. E, rengi belki tülbentin e, geçmiyor olabilir ışıktan, kameradan dolayı ama gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Hemen ipimizi tığımıza tutturalım ve bakın bir zincirimizi çekip bırakmışız hafif şöyle iki tığ battı büyüklüğünde minik bir örümceği buraya yapıyorum şöyle iki defa tığımı doladım bir iki tığ battı bırakıp şöyle bir iki iki ve iki alarak dört seferde bir trabzan yaptım Evet şimdi üç tane zincir çekerek kirpik oluşturuyoruz ve geri kalan kısma da 6 tane sık iğne bu 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğne oluşturup 7. sık iğneyi de buraya sabitledim bu şekilde sık iğneli trabzanımız hazır hemen dibine bir zincir çekip ipi uzatıp Bakın büyüklükte bir örümcek. İki defa tığımı doladım. Şöyle iki tığ battı atlayıp üçüncüye bir, iki, iki ve iki alarak bir trabzan yaptım. Dibine bir tane zincir çekiyorum. Ve hürrem boncuğumun şöyle ters tarafından iki boncuğun arasına şöyle girip tutturuyorum sık iğneyle. Buraya 4 tane 4 zincirden yuva hazırlayacağız. Böyle. Bu birinci yuvamız. 4 zincir. Şöyle ikinci yuvamız. 1 2 3 4 zincir. 3. yuvamız. 2 3 4 zincir. Bu da 4. yuvamız. Ortada bir tanemizi boş bırakıyoruz. Böyle dibine bir tane zincir çekip daha önce hazırladığımız bu trabzanımızın tepe noktasındaki 3 zincire sık iğne ile sabitleyip dibine bir tane zincir çekip düz yüzüne döndüm. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Pardon 5 zincir. 5 zincirden buraya 3 tane kirpik yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 zincir sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir Evet kirpiklerin boyutu 5 zincirden bu şekilde oluyor şimdi hiç zincir çekmeden diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum ve 5 zincir aynı şekilde tüm yuvalara beşer zincirden üçer kirpik yaparak devam ediyoruz Şöyle. 1 2 3 4 5 zincir. Yine üçer bir tamamlayıp diğer yuvaya sadece sık iğne ile geçiş yapıyorum ve 5 zincir. 4 ve 5. 1 2 3 4 5 zincir. 2. kirpik 5 zincir. İpi güzelce esnettim. Zincirlerim güzel olsun diye. Sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Son yuvamızı da yapalım. 5 zincir. Şöyle. 1 2 3 4 5 zincir. O kadar sıcak ki arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 zincir. Her şey yapış yapış oluyor. Evet şimdi bir zinciri çekip direkt bu yaptığımız bakın trabzanın arasına gireceğiz. Şöyle bir bakalım. Dönüş olduğu için örümceğe dikkat edelim şu dibindeki örümceği arkadaşlar. Ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. Evet, 6 tane sık iğne. 7. sık iğne de bu şekilde yuvadan şöyle sökülmemesi için 2 üç tane zincir çekeyim. Evet arkadaşlar, modelimize bakalım. Şöyle elimden çıkarayım. şöyle modelimizi tamamladık çok hoş ve zarif bir model çıktı ortaya şöyle hem kolay hem tek sıra modellerden hoşlananlar için güzel bir model oldu şöyle ters de tutayım arkadaşlar üç tane yaptım tülbentin kendi herhangi bir renk tülbentten bu şekilde hazırlayabilirsiniz birleştireyim tekrar düz tarafından da. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.